siyasetin kara deliği haline dönüştü. Mevcut iktidarlar hiçbir şekilde belediye şirketlerinin denetim açmak istemiyorlar. Bunu da başkanım daha iyi bilir ama mahalli idarelerin bir yasasına bağlı olarak, aslında bir yasal engel yok ama mahalli idarelerin bir genel... Sadece denetleyebiliyor. Evet, belediye meclisi denetleyemez diyor. Bir genelgeye bağlı olarak belediye meclis üyelerinin denetim hakkı yoktur diyor. Şey, ben, iştiraklerde mi yok? İştiraklerle ilgili söylüyor. Ben. Siz hiç konuşuyor musunuz mesela? Belediye meclisinde gündeme geliyor mu? Şimdi, niye? Tabii, evet, şimdi bunu anlatacağım. Ben 3 sene kadar önce ispatla ilgili bir önerge verdiğimde, normalde bizim genelde muhalefette olduğumuz dönemde verdiğimiz sorunlara da cevap verilmezdi. Tarihin en hızlı cevabı geldi bana. Bir ay sonra aynen şöyle yazıyordu. Belediye meclis üyelerinin belediye iştiraklerini denetleme yetkisi olmadığına göre belediye iştirakları hakkında soru sorma yetkisi de yoktur. Onları mahkeme verdikten sonra takır takır cevaplar gelmeye başladı. O başka bir şey. Yani belediye yönetiminin, özellikle geçmiş dönem AKP yönetiminin belediye iştiraklarının bakışı bu. Hiç kimse bunu denetleyemez kardeşim. Sadece Sayıştay denetler, Sayıştay'da da bir tane iki tane denetlerse denetler noktasındaydı. Hiçbir şekilde müdahale ettirmiyordu. Bu konuda yapmış, vermiş olduğumuz bütün soru önergelerini cevapsız bıraktılar. Neredeyse hiçbir soru önergesine bu konuda cevap vermediler. İspart'la ilgili, Kiptaş'la ilgili, bütün diğer şirketlerle ilgili verdiğimiz önergeler hepsi boşa çıktı. Yine belediyenin denetim komisyonunda biz Büyükşehir Belediyesi'nin, İSKİ'nin ve İETT'nin hesaplarını denetlerken, bütün ihalelerine bakabilirken hiçbir belediye iştirakinin denetimine izin verilmiyordu. Verilmedi. Denetim komisyonu da çoğunluğa göre çalıştığı için, iki AKP'li bir CHP'li üye olduğu için çoğunlukla karar alındığından kaynaklı olarak ya orada sözümün de çok fazla geçtiği çok mümkün olmuyordu. Ama özellikle geçtiğimiz 5 yıl içerisinde AKP, belediye iştiraklerini siyasetin finansmanında, İstanbul siyasetinin finansmanında çok açık biçimde kullandı. Buralarda inanılmaz kadrolaşmalar oluştu ve bizim gördüğümüz kadarıyla da israfın en büyüğü burada meydana geldi. Milyarlarca liralık burada bir israf söz konusu. Biraz da İstanbul'u vermek istememelerin altındaki sebepler de bir tanesi de özellikle bu iştiraklerin durumu, belediyenin mali durumu ve buralarda oluşan finansman araçlarıyla ilgili olduğunu biliyoruz. Hı. Zaten bunları söylüyoruz. Belediye meclisinde bunlar gündeme geliyordu geçmiş dönemde. Evet. Ama hiçbir zaman bu konuda net bir cevap alamadık. Ben size şeyi soracağım birazdan. Olur da Ekrem İmamoğlu tekrar...